Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün nasıl bir içeriğimiz var? Efsane içeriğimiz var. Kardeşlerim, bugün harbiden efsane içeriğimiz var. Bilmeyenler için hemen anlatayım. T1 4 oyuncusuyla kontrat yeniledi. Bunların sadece biriyle kontrat yenilenmedi. O da Zeus. Orada bir böyle garip olaylar dönmüş. T1 Hanma Life'a bir dava falan açmış. Zeus Hanma Life'a transfer oldu. Ben çok şaşırdım. Hani başka bir Kore takımına gitmesinin nasıl bir mantığı var? Gerçekten o konuda garip düşünüyorum. T1 1 senelik kontrat istemiş ama Zeus 2 yıllık kontrat istemiş ki bence hakkı. Adam geçen senenin MVP'si, final MVP'si, bu senede Bine karşı en iyi performansı gösteren oyunculardan. O anlamda kesinlikle iyi ve T1. Benim aslında çok sevmediğim, o zaman laf söylediğim Doran'ı transfer ediyor arkadaşlar. Hanma Life'ın oyuncusu biliyorsunuz. Geçen sene yaz mevsiminde Genji'yi yenip şampiyon olmuşlardı Kore'de. Ama Doran şu an T1'da. Artılarıyla eksilerini söylemeden önce biz bir analizini yapalım dedik Doran'ın. Doran bakalım tekli derecelide neler yapıyor, nasıl oynuyor, ona bir göz atacağız. E yeteneğini birinci seviyede açıp rakibini darlıyor. Şimdi bak, burada çok önemli bir detay var. Detayımız şu. E yeteneğini açtıktan sonra E yeteneğini vurdu. Bak vurdu ya. Bak max range'den vuruyor bak. Sonra geri çıkıyor direkt. Neden? Çünkü devamı gelirse Q yeteneğiyle Yone sıkıntı çıkartabilir ve letal temposu var. O yüzden hasarını vurup aslında geriye çıkıyor. Çünkü E yeteneği bekleme süresindeyken Yone ile kapışmak istemezsiniz. Bu arada bu eşleşmede Jax tabii ki genel olarak avantajlı gibi gözükse de iyi Yone'ler, Yasuo'lar gerçekten bu eşleşmeleri oynayabiliyor. Yani nasıl oynadıklarını gerçekten ben de bilmiyorum. Ama oynuyorlar abi. Sonuçta burası Kore. Yüksek seviye bir oyun. Burada oynayabilir. Bakın yine E yeteneğini vurdu. E yeteneği biter bitmez yine geri çıktı bakın. Çok önemli bir detay bu trade'leri. İşte o ufak ufak trade'ler dediğimiz şey bu. Şimdi yine rakibini güzel yakaladı. Yine trade'ini attı ve çıkmayı başarıyor. Şimdi E'si tekrar gelecek. Aynen. E'si geldiği gibi rakibinin üstüne atlıyor. E'yi vurup tekrar geri çıkıyor. Bakın 100 hasar vurdum, 200 vurdum falan adamın umurunda değil. Sen her atlayışında adama 100 vursan, tamam zaten 3 kere atlayınca otomatikman sen üstün çıkmış oluyorsun bu durumlardan. Kesinlikle şu ana kadar iyi bir Jax oyunu izliyoruz Doran'dan. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Doran iyi bir Jax oyuncusu. Hatırlayın Genji Hanma Life serisinde Jax'la dive, hani Hanma Life özür dilerim, Genji ona dive atmak istediğinde gerçekten çok iyi oyunlar oynayıp Jax'la beraber hani o dive'lardan kaçıp takımını sürekli öne geçirmişti. Sürekli baskıyı kendi üzerine aldığı için, yeterince ezilmediği için de yani dayandığı için de takımı aslında biraz öne geçmişti o finalde. Evet, bir dive geldi şimdi. Bak orada Q'sunu çok iyi bekletti. Ekstra hasar vuracağım diye tribe girmedi. Bak bu da ince detay. Onu söyleyelim. Bak şimdi. Bak şimdi rakip Q'yu vurdu. Rakip sonuçta sıçratabilir ya. Bak E atabilir. E'yi patlatabileceği zamanda Q'sunu atıp direkt patlatıyor. Sonuçta E'yi tık tık yapamıyorsun ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada yine güzel bir oyun. İnce detaylar geliyor Doran'dan. Evet, Baze attı. Bu arada üste döndüğünde ışınla atmadan buraya gelebilir eğer isterse. Ama ışınla atmayı tercih etti. Tempo açısından. Elise tapta büyük ihtimal Cassiopeia'ya bir gank isteyecekler. O yüzden bunu yaptı. Yoksa pek bir mantıklı açıklaması yok. Işından olmadan da bunu yapabilirdi. Ama dediğim gibi hem Elise'in üst koridorda oluşu hem de rakibine tempoyu bırakmak istememesi bu ışınlana sebep olmuş oluyor. Oo, rakibin üzerine yine atladı. E'yi de vurdu. Şimdi skor alma ihtimali olduğu için bak yine ince detay. Yine ince detay. Çok ince detay hatta. Bak şimdi. Rakibin üstüne atladı. W'su var, basmıyor bak. Bak şimdi izle. W'su var. Hala basmıyor. Hala basmıyor. Bu candan ölmeyeceğini düşündüğü için flash atmıyor. W'sunu takip etmemiş olabilir ve oto atak W'yla rakibinin beklemediği şeyi yapıp skor alıyor. Normalde W'sunu önce atsa rakibi sıçratacak. Belki de oradan kaçacak. Tabii ki kendi sıçrası da var. Kendi sıçrasından da olmuş olacak. Ama bu yöntem daha mantıklı ve hasarı çok güzel atmış oluyor Doran. Burada minyonları olabildiğince rakibi minyon kaybetsin diye böyle bir freeze attı. Şimdi bu freeze'in iki taraflı yönü var. Birincisi rakip fazla eşyayla gelip sizi sıkıntıya sokabilir. Canınız ve mananız çok düşük değilse bunu yapabilirsiniz. Ama canınız veya mananız yoksa bunu yaptığınızda, yani bunu yapabilirsiniz ama base atarak. Bu adam ne yapıyor? Hem freeze'de de hem lane'de kaldı, koridorda kaldı. Bu da aslında neyden kaynaklı? Can havuzu ve mana havuzu çok sıkıntılı bir durumda değil. Rakibine karşı aldığı skoru basit bir şekilde aldığı için bunu yapabiliyor diyebiliriz. Hemen koridorda ittirdi. Üste dönüyor.
Evet, bir tane çizme aldı. Bu arada Jax'ta çizme çoğu zaman önemli. Günün sonunda rakibinize Q menziline girmek istiyorsunuz. İşte E açtığınızda rakibinizi kovalamak istiyorsunuz. Bu çizmeden hareket hızı önemli. Hatta belki işte Ninja tabidir, Merkür'dür. Erkenden almak da Jax'a fena olmuyor. Evet, burada 6. seviye avantajını kullanacak. Hop, bir W daha. Çok güzel bir skor geliyor yine. Burada 6. seviyeyi çok güzel bir şekilde kullanmış oluyor Doran. Ve Cassiopeia 6 olsa mesela, ulti yese Jax ölür burada. Ama burada plaka almıyor. Normalde tahrip ürünü de girmiş. Ama yine de buradaki plakayı almadı fark ettiyseniz. Belki bir Koreli base'i gelebilirdi. Hani vurup plakayı patlatıp, tahribi patlatıp base atabilirdi. Ama riske atmadı. Ve ne yaptı? Temposunu inanılmaz şekilde ayakta tutuyor. Bu tempo dediğimiz şey ne? Bakın, neredeyse Cassiopeia ile aynı anda koridorda olacak. Ve 7. seviye bir Jax. Daha 6. seviye, hadi yeni 6 olmuş bir Cassiopeia olmuş olacak. Ultisi geldikten sonra Jax yine güzel şeyler yapabilir. Eşya avantajı konusunda da çok çok iyi bir yere gelmiş durumda Jax. Ne doğru düzgün minyon kaybediyor. Şu an mesela burayı yine freezeleyebilir hafiften. Freezeleme dediğim, hani çok büyük bir freeze olmaz ama rakibi minyonlara gelmek zorunda kalacağı bir duruma sokabilir. Rakan'la Elise de burada. Şu an Cassiopeia'nın aslında işi bayağı bir zor. Çok güzel bir Q geldi. Burada yine stun'ı atıyor. Ultiyi yemesine rağmen Rakan geç geldi bu arada. Bak, Rakan'a yazar burası mesela. Flash'ı yok ve burada ölecek. Şimdi burası Rakan'a niye yazar? Biraz daha geç gelse ölecek. Doran zaten o Cassiopeia'ya ultisi yokken emin olun Rakan gelecek diye atlıyor. Ve burada aslında gerçekten tempoyu kullanmasıyla, takım arkadaşlarının nerede olduğunu kullanarak gerçekten iyi bir oyun oynuyor Doran şu ana kadar. Bu sefer bir tane plate alıp Koreli base'i görebiliriz. Elise yine üst koridorda. Hatta Cassiopeia'yı bir kere daha öldürme ihtimalleri var diye düşünüyorum ben. Sıçrası olmayan bir Cassio var çünkü. Evet, şimdi minyonlar da geçti ve Cassio'yu bekliyorlar bahsettiğimiz gibi. Sıçrasını attı Elise. Ultisi yok. Yani Elise de güzel oynuyor. Allah var şimdi, hani gerçekten iyi oynuyor. Ama Doran'ın da, hani mesela az önce base attı, plak almadı. Şimdi base atmadı. Neden? Çünkü kendi ormancısı oraya yakındı. Kendi ormancısı yakın olduğu için bir daha öldürdüler Cassiopeia'yı ve Cassiopeia'nın buna yapabileceği bir şey yok. En fazla yapabileceği şey minyonlara gelmemesi. O da minyon kaybettirecek zaten. Yine günün sonunda aynı şey. Ha, oradaki perfect senaryo ne? Duvar dibinden yürüyeceksiniz. Eğer çok ufak da olsa ihtimal varsa rakibin sizi orada beklemesi için, duvar dibinden yürümek en iyi çözüm. Burada Doran base atmış taktiği yapıyor. Ve burada minyonları kaçırmamak için base atmadı. Çünkü ışınlanı 14 saniye. O yüzden de bu wave'i de alıp base atıp ışınlan attığında üçlü kuvvet bitirme ihtimali çok yüksek. Yani şu an Doran inanılmaz bir konuma gelmiş durumda. Ve Jax'la bu maçı taşıyabilir. He, günün sonunda rakipte 5-0 bir misfortune var. Hani onu da söyleyelim. 5-0 olmuş adam. Evet, üçlü kuvvetini bitirdi. Ve ışınlanı atıyor. Yine adam bir şey kaybetmedi. Çünkü ışınlanı var. Çok iyi oyun ya şu ana kadar. Minyonları manipüle etme konusunda çok iyi oyun. Hani trade'ler, takaslar oyunun başında Yone'ye karşı çok iyi. Hiç böyle ben Jax'ım, Yone'yi döverim tribine girmeyip hayatına devam etmeler. Bunlar güzel şeyler. Evet, artık plakaları almaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tahriple beraber şu an mahvediyor kuleyi. Elise üst koridora geldiği anda bedava bir dive olabilir. Yone'nin sıçrası da yok. Yone'yi çok rahat öldürme potansiyelleri var. Elise belki de dive konusunda, yani Poppy'yi de sayabiliriz. Ama Elise doğru oynadığında, yani Kuku'nun tuttuğu zaman, Kaku'nun tuttuğu anda Elise en güçlü dive şampiyonu. Şimdi bunu nasıl tutturabilir? Normalde Elise'in tanklaması lazım ya kuleyi. Jax tanklayabilir. Öyle düşünün. Jax tanklasa kesin bir E yeteneği tutturmuş oluyor Elise ve dive. He, şu an E yeteneği tutturmasına gerek var mı? O da yok. Orası ayrı konu. Normal dümdüz gelip de dive atabilirlerdi. Ve burada kuleyi almayı başaracak Doran. Şimdi ben genel olarak biraz Doran'ın T1'daki durumundan bahsedeyim. Nasıl olur? Sizce iyi transfer mi falan? Birincisi, Zeus'un yerini zaten tutmaz. Bu konuda hemfikiriz. Bence tutmaz. Ama hani önemli bir detay var. Şu, Gumayushi ile Keria'ya artık daha büyük yük kalabilir. Ve bu yükü Gumayushi, Keria iyi kullanabilecek bir alt koridor ikilisi. Yani Doran aslında çok da kötü bir oyuncu değil. Sonuçta adam LCK'de şampiyon oluyor vesaire. Doran'ın eksikliği şu. Taşıyıcı ihtimal olduğu zaman Doran'dan çok fazla karşılık alamıyorsun. Zeus sana Yone alıp taşır maçı ama Doran Yone alıp seni taşımaz. Ama hafif tankımsı bir meta olursa, tanklar oynanırsa, kitle kontrol mantığında üst koridorlar oynanırsa,
Kesinlikle Doran iyi bir üst koridor olabilir. Bu bir. Eksi yönler ne? Şimdi bu artı yön. Bir tık. Eksi yön. T1 artık seçim yasaklama ekranında çok daha fazla zorlanacak. Zaten Faker'ın şampiyon havuzundan kaynaklı aslında problemler yaşanıyordu. Doran da eklenince aslında çok tahmin edilebilir iki tane oyuncu olmuş olacak T1 kadrosunda. Faker, tabii ki Faker'a ben kötü demiyorum şu an. Faker tabii ki de günün sonunda adam neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Ama seçim yasaklama ekranında problemler yaşanıyor. Bunu hepimiz gördük. Doran da eklenince hani mesela bu dünya şampiyonası daha yeni yaptılar. Yone alıp üst koridora gönderdiler mesela. Yone çok güçlü. Bir şekilde alınması lazım. Anlayamıyorsun. O an bana hakkın yok. Zeus sen oynarsın abi deyip alıyorlar. Ama şimdi bunu yapamayacaksın mesela. Bu esnekliğin olmayacak. Öyle de bir durum söz konusu. Çok güzel bir sıçra geldi Doran'dan. Takım oyun olarak, takım savaşları olarak Ivan daha iyi bir yere gelebilir. Ama dediğim gibi Doran mesela Gragas iyi bir Gragas oyuncusu. Jax'la iyi dayanır üst koridorda. Ve böylelikle Keria oyunun içerisinde daha aktif bir rol üstlenebilir. Ve Keria'nın yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Keria oyunun içerisinde daha çok mesela Pyke alıyordu ya mesela Worlds'de. Pyke aldığında alt koridora daha odaklı oynanabilir. Doran'a derler ki kardeşim sen hayatına devam et. Üst koridorda takıl. Hanım öyle şeyler olabilir. Ve şunu da unutmayalım. Genji'nin T1'ı genelde yendiği dönemde Genji'nin üst koridoru Doran'dı. Bunu da söyleyelim. Genji'yi sürekli yenerken Doran üst koridor oynuyordu. Sonra Humalife'a geçti. Humalife'da şampiyon oldu. Aslında bir de bu yönden bakabiliriz. Adam hani bir winner'lık var herifte. Bir de şimdi biraz şey olursa ne denir ona? Bir dakika savaş çıkmış. Of 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 of. Bu arada 7-1 Miss Fortune, 1-0-14 Pyke. Maç çok sıkıntı. Şimdi hani orada mevzu şu. Doran'ın Zeus'a karşı da çok fazla maçı olduğunu hatırlatalım. Orada tek sıkıntı Worlds gibi turnuvalarda Çinli üst koridorlar, Bin gibi oyuncular üst koridoru dominant oynuyor. O oyunculara karşı Doran biraz zayıf kalabiliyor. Şimdi diğerlerini tanıyor zaten. Ama bindir işte şu an işte 369'dur bunlar biraz sıkıntı yaratabilir. O açıdan da bunu söyleyebiliriz. Ama aklıma benim şu da geliyor. Faker'ın olmadığı zaman Ivan takımını hatırlayın bir canlandırın. 9 maçta sadece bir galibiyet alabilmişlerdi Faker'sız. Şimdi Zeus tamam iyi oyuncu. Ama oyun içerisinde Faker'ın oyun içerisinde yaptıkları, oyun içerisinde yönlendirmeleri inanılmaz önemli olduğunu biz o gün anladık. Ki diğer 4 oyuncu da Faker'a ekstra bir saygı duydu. Bundan eminim ben. Şimdi Doran'ı da bu şekilde hani Faker'ın coaching'i mi denir? Artık Faker'ın yönlendirmeleriyle mi denir? Doran'dan ekstra bir şey alınabilir. Doran'dan bir alt koridora ışından geliyor. Burada kuleyi almak istiyor. Rakip takımdan 2-3 kişiyi burada gördü. Ama Miss Fortune'da bir yer alt koridorda. O biraz sıkıntı olabilir mi diye bakıyorum. Şimdi kuleyi almayı başardı. Oo oynayacak burayı. Ultisini de açtı. Sıçrasının olmadığını biliyordur büyük bir ihtimalle. Evet burada Miss Fortune'u büyük ihtimal öldürecek ve bu çok önemli. Shutdown var çünkü. Bakalım Yone'ye düşecek mi derken. Bir yara düşüyor orada. Bir yer skor almayı başarıyor. Yasuo da yani bu skor ne? Yasuo'nun daha mahvolmuş kralı bitmemiş. Yani düşünün. Kog'Maw 0-6. Rakan 0-6. Takımın kötülüğüne bir bakın. 2 tane ejder verilmiş. Takım çok kötü. Üçüncü eşya Zhonya'ya gidecek büyük bir ihtimalle. Açıkçası bu maçta Zhonya değil de Donmuş Yürek de tercih edilebilir. Ama Zhonya'nın tercih edilmesinin sebebi aslında şu. Şimdi zırh alıyorsun değil mi Donmuş Yürek'ten mantıken? Zhonya'dan da zırh alıyorsun. Mantıken doğru mu? Hani o yüzden zırhı zaten alıyorsun. Oradaki yetenek gücü senin hasarını arttırıyor. Bak burada büyü hasarı. Bak burada büyü hasarı. Bak burada büyü hasarı. Yani aslında Zhonya mantıken neredeyse aynı zırhı verip üzerine bir de böyle özellikleri var. Hani bir de basabiliyorsunuz Zhonya'yı kritik mi? Mesela Miss Fortune ultisi yediniz kötü. Bas Zhonya'yı tüm Miss Fortune ultisinden kaçabiliyorsun. Yani Zhonya'nın alınmasının aslında bu yönde bir sebebi var. Tabii ki de Donmuş Yürek iyi mi? Tabii ki de iyi. Neden derseniz Yone, Briar ve Miss Fortune var. Bunların hepsi saldırı hızı mantığı var. Ama Miss Fortune dediğimiz şampiyon çok uzaklardan ultiyle hasar vuran bir şampiyon. Hani Miss Fortune'u zaten sen yakalarsan Q atıp E atıp zaten öldürürsün. Tamam mı? O yüzden hani senin Miss Fortune var diye Donmuş Yürek alman çok da mantıklı değil. Ezreal gibi düşün. Ezreal varken alır mısın? Q
Çünkü Ezreal'a genelde yetişemezsin zaten. O yüzden sen diğer oyunculara bakarak, Yone zaten çok geride. Bir yer bir sıkıntı, bir yerde de eşya dizilimi hani öyle çok hasar kaynaklı değil. Bence Zhonya biraz daha mantıklı diyebilirim burada. Yakalandı Elis. Takıma baksanız oğlum adamın. Bu nasıl bir takım abi? Halk'ta iyi oynadı burayı. Derken oradan kaçmayı başarıyor Doran. Şu an mesela adamı izlerken ben bunu Zeus diye analiz etsem abi hayır ya bu adam Zeus olamaz demezsiniz bence. Yanlış mı düşünüyorum? Sonuçta Nikki'ni görmüyorsunuz. Ben Zeus'um anladın mı? O yüzden Doran aslında kötü bir oyuncu değil. Sadece Zeus'un varlığı şampiyon havuzu anlamında T1'ı rahatlatıyordu. Keria da mesela o konuda rahatlatıyor. Keria'nın şampiyonumuz havuzu bayağı bir rahatlatıyor. Evet Zhonya'nın parçası alındı. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Doran T1'a geldiği için çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Çok iyi de bir takım arkadaşı bu arada adam. Hani böyle etliye sütlüye karışmayıp takımını dinleyin, takımı için oynayanlar var ya. Doran onlardan. Şimdi T1'a ayak uydurursa ve ulan ben T1'a geldim bu takım 2 senedir şampiyon oluyor. Bir kere de finalde kaybetti deyip ekstra çalışacağına ben eminim. Hatta böyle kendini ekstra ispatlamak için mücadele de verecektir. Kesinlikle eminim. Bu tarz oyuncular öyle oluyor. Yani Zeus için de aynısı geçerli. Zeus Ammalife'a gitti. T1 ben varsam var, ben yoksam yok tarzı bir düşüncesi ufak da olsa olacaktır. Yani T1'ı yenmek için ekstra uğraşacaktır. Genelde böyle olur. Eski takımına karşı. Yani bir nefret değil bu. Ama kaybettiğiniz şeye bakın demek. Anladın mı? Aslında olay bu. Doran için de aynısı şu. Zeus'un yerini doldurmak zor ama doldurulamaz değil. Vibe'ını vermek ister. %100 eminim buna. Şimdi burada Yone'yi yakalayacak. Çok güzel bir trap attı bu arada. Şimdi ultisini kullanıyor ve Yone'yi burada düşürecek. Önüne de geçti. Sıçrasını atmıyor bak. Çok önemli. Hem rakipteki herkesin buraya geldiğini biliyor hem de Yone için şu an sıçra atmak çok da mantıklı olmayabilir ve devamında kendisi de öleceği için bir makarası yok. Bu arada Yone de shutdown almış. Özür diliyorum. Belki birebir olsa atılırmış. Ooo Elise çalmayı başardı. Doran kaçabilecek mi? Lan Q mu attı o yukarı? Ay Q mu attı? Ya oğlum neye Q atıyor Doran? Şuna Q mu atılıyor? Ben buradan bir bok anlamadım. Anlayan olursa yazarsınız yorumlara. Şuna Q atılıyor mu yani? Öldü ki bir yer. Ne yapıyor? O bir yerin trole bak. Orta koridora bir ışınlan. Kuleyi almak için mi derken rakibi yakalamak içinmiş. Ve Kasiopya'yı yakalıyor ve öldürmeyi başarıyor. Şu an Elise'in baronu çalmasıyla Doran'ın bu playleriyle şu an takım olarak fena da duruma gelmediler aslında. Yasuo da bu süreçte botta farmlıyor. Şimdi bu tabii ki başlangıçta kötü gibi gözükse de sonuç böyle olunca, Baron'u çalınca, savaşı kazanınca kısmi anlamda Yasuo'nun botta tek başına farmlaması kırmızı takım için iyi bir şey olmuş oluyor. Şimdi Zhonya'sını da kullandı zaten ve Zhonya'sını da bitirecek. Kullanması güzel oldu aslında. Evet Q atılıyormuş şu an öğrendik. Evet Gromp'ları falan almayı ihmal etmeyin. Bak şimdi Elise burada. Buraya bir daha gelmeyecek. Hatta vaktin olsa kurtları da al da onunla uğraşılmaz. Botu puşlaması gerekebilir derken ışınlanı olmadığı için takım arkadaşlarına yakın olmak istiyor. Çünkü Jax olmadan takım hiçbir şey yapamaz abi. Net şekilde bunu belirtelim. Yasuo burada Kassu'yu yakalamış. Uf, MF'ten iyi ulti ama Kog'ma bayağı yaşadı. Yan tarafta Yasuo Kassu'yu öldürmeyi başardı. Doran çok iyi bir konumdan geliyor yalnız. Biri yarın canı çok az. Yan taraftan kaçmayı başarıyor. Doran buraya geldi ama istediğini bulamayabilir derken biri yar ittirdi. Şimdi Rakan'dan kötü bir W geldi. Jax şimdi MF'in üzerine atlıyor. Ve o MF ölecek. Yani Jax Q menziline girdiyseniz de Miss Fortune olarak öldünüz abi. Net. Jax arkadan mı geldi? Miss Fortune'sunuz. Öldünüz abi. O yüzden takım olarak böyle durumlarda arka taraflara iyi totem atacaksınız. Pozisyonunuza çok dikkat edeceksiniz. Ama 0-8 AD carry, 2-8 support, 1-7 orta koridorla şu an Elise ile Jax bence çok iyi oynuyor.
Yani böyle bir takıma galibiyet aldırmak harbiden zor. Harbiden zor. Evet, bu ışından geldi arka tarafa. Doran dönmek istiyor. Bir yer ultisini yedi şimdi. Kasyo'da ulti var mı diye bakıyorum. Ultisi var. Bir yer şimdi üzerine atladı. Kasyo'ya şimdi çok güzel bak. Hem buradan kaçtı. Hem de gitti Kasyo'ya stun attı. Çok iyi oyun. Burada Zonya'sı olduğunu unutmayalım. Zonya'sını da basıyor. Birazdan da E yeteneği gelecek. Ama Hayk ultisini ölebilir derken ölmedi. Hayk ultisi yok muydu? Yokmuş. Hayk ultisi olmadığı için burada ölmüyor. Bak Zonya'yı şey olarak çok iyi bastı. Nasıl söyleyeyim size? E yeteneği gelmesine yakın bastı. Ha, çok büyük bir tehdit olur. Siz Zonya'nızı daha erken basabilirsiniz. Ama E'yi vurdun. Tamam, E'yi attın. Biraz vuruştun. Adamla kapıştın. Sonrasında E yeteneğini atarsan, özür dilerim, Zonya'nı basarsan senin için daha iyi olur. Çünkü iki kere E çevirmiş olursun. O çok önemli. Ve burada harbiden bu maçı Doran taşımayı başarıyor. Dakika 25, 125 CS, 11-2-4. Böyle bir takımla galibiyet aldırmayı başarıyor. Umarız T1'ı da böyle taşır diyelim. Doran'a ne denir? Dediğim gibi ben Doran'ı çok beğenmesem de oyunculuk anlamında, T1'a geldiği için son sürat destekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Doran'a başarılar diliyoruz. T1'a başarılar diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.